hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Selim hocam Konya'dan katılıyor toplantımıza. Selim hocamın konusu Tokyo'nun şehir diplomasisi ve uluslararası ilişkileri üzerine olacak. Selim hocam buyurun, ben size sözü bırakıyorum daha fazla uzatmadan. Çok teşekkür ederim. Ben zamanını da dikkate alarak, bir de diğer meşguliyetler de var zorlayan, onları da göz önünde bulundurarak kısa bir sunum yapmayı arzu ediyorum. Detayları zaten makale haline getirince detaylara da girmiş olacağız. Kısaca önce Japonya'nın yerel yönetim sisteminden. Ekran paylaşımına izin verebilir mi teknik arkadaşımız hocam? Burak hocam ben sizi host yapmıştım. Hayır, hayır, tamam. Yaparsın. Pardon, ben bunu görmemişim. Kusura bakmayın. Buyurun Sayın hocam. Evet, bugünkü sunumumda Japonya'nın Selim hocam sesimizi duyuyor musunuz? Hocam sabah telefondan bağlanmıştı. Çünkü bilgisayarında düşme yaşamıştı. Evet, aynı sorunla karşılaşıyoruz. Konya Büyükşehir'in galiba bu megabyte internet hızı konusunda çok fazla çalışıyor personel muhtemelen. O yüzden kaldırmıyor diye düşünüyorum. Aslında küresel kent olmak için en önemli ekonomik ve siyasal etkinliği sağlayabilmek için dijitalleşmenin de geliştiği bir dönemde bu hızların, internet hızının, diğer şeylerin ekonomik ve siyasal güce etkisi önemli olacaktır. Burada aslında bu konuda ülkemizin de alması gereken önemli yolların olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Dijital altyapı ve bu altyapının sağlayıcıları. Şimdi bu altyapının sağlayıcısı küresel sistemdeki var olan gelen aktörler, bu aktörler sürekli merkezi ve gücü kendi ülkesinde tutmak için yoğun çaba gösteriyorlar. Alternatif dijitalleşme dediğine teknolojileri ve bunların yazılım ve donanımlarını kendi ülkemizde üretebildiğimiz bir düzene kavuşmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız vakit sorunu ve ortaya çıkan problemleri aşmakla ilgili de çok daha rahat elimiz ne yapacak, güçlenecek, kolaylaşacak. Ben tekrardan beyefendiyi zannedersem bağladık. Yani geliyor şu an. O yüzden sayın katılımcılar da kusura bakmasınlar. Hocam bağlantı koptu. Tekrar hocam hoş geldiniz. Bağlantı koptu ama biz yine bu bağlantı üzerine 5G ve entegrasyon üzerine konuşuyorduk küresel kent olması açısından. Sizin sunumunuza burada tekrardan başlayabiliriz. Hocam buyurun konumuz eyvallah. Tokyo'nun şehir diplomasisi ve uluslararası ilişkileri üzerine olacaktır. Doğru, doğrudur. Gene mi kesildi? Şu an doğrudur. Şu an sesiniz geliyor hocam. Galiba tekrardan koptu hocamız. Koptu mu hocam? Evet. Yani başka bir konuşmacı var mıydı hocam? Hocam normalde üç sunucumuz vardı. Bekir Parlak hocam rahatsızlığından dolayı katılamayacağını söylemişti. Evet. Onun yerine şu anda tekrar koptu. Evet. İki sunucumuz var bu oturumda. Özellikle dünya şehirler üzerine olduğu için bu oturum Bekir Parlak hocam İstanbul'u sunacaktı ama onun artık tam metni üzerinden bilgilere ulaşabileceğiz. İnşallah okuyabileceğiz. Siz genel bir bakış yaptınız. Selim hocam da Japonya örneğini anlatacaktı bize.
Evet, şimdi aslında kendisi telefondan da sunumu yansıtmadan kendi sunumunu aynı benim az önceki yaptığım gibi spontane anlatıyorsa çok daha hızlı bir şekilde yolda alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, şu an yine geldi mi? Bağlanıyor. Evet, kendi özel telefonuna bağlanmış. Hocam duyabiliyor musunuz? Evet, şu anda duyabiliyoruz hocam. Buyurun. Hocam kusura bakmayın. Hocam teknolojinin son imkanlarını kullanmaya gayret ediyoruz ama şimdi görüntümüzü bir cihazdan, sesimizi başka bir cihazdan verme yolunu deneyeceğiz. İnşallah evet. Aksaklık olmaz. Mükemmel hocam, buyurun. Ben sesi duyamıyorum. Hocam. Buyurun hocam. Sesiniz geliyor. Buyurun. Tamam. O zaman ben daha kısa gideyim. Japonya'nın yerel yönetim sistemi. Japonya'da yerel yönetim sistemi iki kademeden oluşuyor. Vilayetler ve belediyeler olmak üzere. Valilikler ve belediyeler eşit statüye sahip yerel kamu kuruluşları. Görev paylarına göre yerel yönetimlerde kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Valilikler il alanının tamamını, mücavir alanının tamamını kapsayıcı faaliyetler yapıyorlar. Belediyeler ise vilayet içerisindeki değişik mücavir alan sınırlamalarına tabiler. Valiler ve belediye başkanları doğrudan halkın seçimiyle iş başına geliyor. Az önceki bağlantıda kısaca bahsetmeye çalışmıştım. Aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki sistemde valiler merkezin atamasıyla ve sık sık iktidar değiştikçe görev yerleri değişerek devam ediyorlar. Meclis içerisinden seçilmiş belediye başkanları üzerinde de vesayet yetkileri oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemde valiler ve belediye başkanları kendi görev alanlarıyla ilgili konularda eşit statüye sahip. Sadece merkezin kendilerine verdiği görevlerle alakalı konularda bazı vesayet ilişkilerine bağlılardı. Bu sistem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eşit bir sisteme doğru evrilmiş oldu. 47 tane vilayet, 11 tane bölge var. Tokyo başkent malum haliniz. Tokyo içerisinde bir vilayet bölgesi var. 5 tane vilayetten oluşan bu vilayetlerin her birisinin ayrı ayrı seçilmiş valisi var. Ancak bölgesel planlamalarda blok olarak hareket ediyorlar. Dış ilişkilerinde her vilayet kendisi bağımsız olarak hareket edebiliyor. Belediyeler temel yönetim düzeyini temsil ediyorlar. Şu anda Japonya'da 47 tane vilayet içerisinde 790 tane şehir var. 745 tane kasaba ve 183 tane de köy var. Hepsinin başkanı ve meclisleri var. Dediğim gibi bütün organları seçimle iş başına gelir vaziyette 4 yıllığına seçiliyorlar. Meclisler bütçeleri onaylama ve yasa dahilinde kararname oluşturma yetkilerine sahipler. Eğitim, kamu güvenliği gibi alanlarda idari komiteler var yerel yönetimler içerisinde. İdari komiteler de geniş özellik hakları var. Onların kararlarını belediye başkanları uygulama durumunda kalıyorlar. Valilikler idari olarak vali yani çizi denen vali tarafından belediyelerde belediye başkanı Şiço ismi yahut da kasabaysa Çoço, köyse Sonço ismiyle anılan belediye başkanları tarafından yönetiliyorlar. Seçilmiş valilerin Tokyo özelinde konuşmak istiyorum. İdare üzerinde tam hakimiyeti söz konusu. Valiler mahkeme kararı dışında herhangi bir şekilde merkezi hükümet tarafından görevden alınma gibi bir durumları söz konusu değil. Sadece meclisle olan yani kendi meclisleriyle olan ilişkilerinde meclisi feshetme yetkisi ve görevden alınma durumu söz konusu olabiliyor. Tokyo valisi Koike Yuriko Hanım, Tokyo'nun ilk kadın valisi. Belediyenin
bütün işlerinde, yani Tokyo Valiliği'nin bütün işlerinde, Büyükşehir Belediyesi de diyebiliriz, kelime seçmekte biraz zorlanıyoruz mevcut durumundan dolayı. Tam hakimiyete sahip, Kahire Üniversitesi'nde okumuşluğu var. Dolayısıyla İslam dünyasına, Türk dünyasına oldukça yakın. Milletvekilliği döneminde de Türkiye Dostluk Grubu içerisinde yer alan bir milletvekili kendisi. Dışa açılmış olmak, yurt dışı tecrübesinin olmuş olması dış ilişkiler açısından oldukça önemli. Dolayısıyla gerek olimpiyatlara yönelik hazırlıklar, gerekse diplomasiyi önemsemesi açısından belediye başkanının, yani Tokyo Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eğitim geçmişinin oldukça önem arz ettiğini burada vurgulamak istiyorum. Gene Tokyo ile ilgili olarak Tokyo Büyükşehir Belediyesi yüksek teknoloji yapısı, konforlu yaşam alanlarıyla Tokyo'nun önde gelen bir dünya şehri olduğunu desteklemektedir. Az önce hocamın sunumuyla küresel bir şehir diyebilir miyiz noktasında verdiği doneler vardı. O donelere burada detaylı olarak girmek istemiyorum ama pek çok uluslararası teşkilatın Asya merkezlerini Tokyo içerisinde bulundurduğu için herhalde küresel bir şehir demeye de layık olduğunu burada ifade edebiliriz. Belediye bünyesinde dış ilişkileri koordine eden Uluslararası İlişkiler Ofisi var. Burada genellikle uzmanlar istihdam ediliyor ama sürekli Japon idare sisteminde uzmanların aynı bölüm içerisinde vazife görmesi gibi bir durum söz konusu değil. Belirli periyotlarla kendi ofisler arasında da dönüşümler oluyor. Yani sadece Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde değil, orada çalışan Mali Hizmetler Biriminde yahut Fen İşleri Biriminde de zamanla tecrübe kazanıp böyle bir dönüşümlü sistem uyguluyorlar. Dolayısıyla bu dönüşümlü sistem dış ilişkiler alanında, diplomasi alanında Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne bir zenginlik katıyor. Belediyenin bütün işlerini bilen ekip bir arada toplanmış oluyor. Tokyo şehrinin tarihi oldukça eski. Doğu'nun başkenti anlamına geliyor. Siyasi, ekonomik merkez, kültürel merkez olarak Kyoto öne çıkıyor. Ancak metropol yapısı dolayısıyla kültürel olarak da modern dünyada Tokyo daha fazla kabul görüyor dememiz mümkün. Metropol alanın nüfusu yaklaşık 14 milyon. Ancak bu gece nüfusunu ifade ediyor. Gündüz nüfusu 30 milyonun üzerine çıkıyor. Az önce arz ettiğim bölge, yani Tokyo metropol alanından diğer 4 vilayetten gelenler Tokyo'da gündüz işlerini gördükleri için gündüz nüfusu 30 milyonu bulan bir şehir. Uluslararası İlişkiler Ofisi valilik bünyesindeki bürolardan politika planlama ofisine bağlı olarak çalışıyor. Önemli politikaların genel koordinasyonunu sağlıyor. Valinin özel emriyle politika önerisi yapması, üretilmesi, planlaması işlerini görüyor. Merkezi hükümet ve komşu yerel yönetimlerle işbirliğini sağlıyor. Ve bu arada şehir diplomasisini yürütmekte en önemli vazifesi. Tokyo Büyükşehir İdaresi için uluslararası ekonomik, sosyal eğitimleri dikkate alarak uluslararası topluma gönderilen mesajları takip ediyor. Japonya algısını Tokyo algısını yerleştirmeye gayret ediyor. Gene küresel şehir haline getirmek, bu özelliğini muhafaza etmek için de politikalar üreten bir ofis olarak misyon yüklenmiş durumda. Olimpiyatlar idaresi acaba nasıl diye biz baktık. Bu ofis içerisinde değil, ayrı bir olimpik ve paralimpik oyunlar organizasyon komitesi kurulmuş. 2017 ve 2020 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırlamışlar. Bu eylem planı kapsamında son yıla kadar gerekli faaliyetleri gerçekleştirdiler. Ancak COVID'le beraber erteleme durumu söz konusu oldu, biliyorsunuz. 2021 yılını da aslında çok yapmayı arzu etmiyorlar. Ancak Olimpiyat Komitesi'nin idaresinin biraz baskısı söz konusu, 2021'de bunu gerçekleştirmek üzere hareket ediyorlar. Olimpiyatlarla ilgili olarak 8 tane strateji belirlediler. Bu stratejileri
2020 yılına kadar düzgün vaziyette çeşitli etkinliklerle faaliyetlerini gösterdiler. Ancak dediğim gibi COVID dolayısıyla şu anda kendileri de bu faaliyetleri nereye götürecekler, misafirlerini gerçekte nasıl ağırlayacaklar, çeşitli standartlar oluşturarak oteller, konaklama mekanları, ulaşım mekanlarının düzgün hale getirilmesine, COVID şartlarına uygun hale getirmeye üzerine yoğunlaşmış bulunuyorlar. Şu anda bu stratejileri çok fazla uyguladıklarını söyleyemeyeceğiz. Burayı da geçelim. Tokyo şehir diplomasisinin temel ilkeleri, üç tane temel ilke var. Küresel şehir Tokyo, şehrin ilerlemesine katkıda bulunmak için şehir diplomasisini stratejik olarak geliştirme birinci ilke. Gene küresel toplumlar için şehir diplomasisini yaygın hale getirerek şehir standartlarını yükselmek, vatandaşlara sunmak olarak belirlenmiş. Koordinasyon merkezi az önce bahsetmiştim. Merkezi hükümetle koordinasyonu ve işbirliği içerisinde şehir diplomasisinin yürütülmesi ve uluslararası topluma katkıda bulunma şeklinde temel ilkeleri var. Şehir diplomasisinin amaçları olarak Tokyo'yu dünyaya açık bir şehir yapmak, uluslararası toplum ile dostluk bağlarını derinleştirmek, şehre yabancı yatırımları, turistleri çekmek, yurt dışındaki satış kanallarını genişletmek, Japonya'nın ekonomik lokomotifi olan Tokyo'nun yurt dışından zenginlik çekmesini ve elde edilen ekonomik faydanın ülke geneline yayılmasını sağlamak, Tokyo'nun kentsel sorunlarını çözmek ve şehir sakinlerinin yaşamlarını zenginleştirmek, şehrin yurt dışındaki şehirlerle işbirliği ve etkileşimini kullanarak bilgiye ve tecrübeye ulaşmak. Çok afaki amaçlar değil bunlar. Türkiye'de de büyük şehirlerin genel olarak amaçladığı şehir diplomasisinin ana omurgası Tokyo'da da paylaşılıyor diyebiliriz. Yine şehir diplomasisinin hedefleri olarak arz ettiğim Tokyo 2020 olimpiyatlarıyla alakalı çalışma ön plana çıkmış durumda geçen 3-4 senelik zaman diliminde. Yine çözüm merkezi olarak ortak küresel sorunlara çözüm üretmek için oluşturdukları bir merkez var. Küresel işbirliğini kardeş şehirler ve diğer büyük şehirlerle işbirliğini artırmak şeklinde ifade ediyorlar. Ancak bizde çok yaygın olan kardeş şehir münasebetinden ziyade projelere dayalı ortak şehir anlayışı var Tokyo'da. Daha fazla süresi belli, bütçesi belli, projesi belli işlerde ortak iş yapıp belirlenen zaman içerisinde de bu işi sonlandırmak Tokyo'nun en fazla tercih ettiği konulardan bir tanesi kardeş şehir münasebetleri alanında. Küresel şehir hedefi şehirler arasında pratik işbirliğini teşvik edip Tokyo'yu küresel şehir yapma hedefi. Burada da genellikle Amerikan ve Avrupalı şehirler, bir de Asya'nın öne çıkmış olan şehirleriyle münasebeti daha çok önemsiyorlar. Kardeş şehir olarak zaten şu anda 12 tane kardeş şehir var Tokyo'nun. İstanbul'un 200'ün üzerinde, Ankara'nın gene 100'e yakın, Konya'nın 56 tane kardeş şehriyle karşılaştırdığımız zaman Tokyo'nun sadece 12 tane kardeş şehri olması aslında şehir bağlarını hafife aldıkları değil de az önce arz ettiğim ortak şehir anlayışını daha fazla tercih etmelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Gündelik yapılan işler var şehirde yaşayan, şehre gelen yabancılar için. Tokyo yabancı dostu bir şehir olarak kendisini konumlandırıyor. Her dilde şehir rehberleri yapılmış. Tokyo Yaşam Rehberi adı altında, Tokyo Living Guide adı altında çeşitli alanlarda kitaplar hazırlıyorlar. Bu alanlardan bazılarını sunumda ben belirtmeye gayret ettim. Yabancıların ihtiyacı olabilecek hemen her konuda bilgi içeriyor bunlar. Örneğin yabancılar için bir COVID merkezi oluşturmuşlar. Yabancı dilden personelle COVID ile alakalı önlemler, alakalar, flyerler, pamfletler, kitapçıklar, hastaneler, her türlü kaynağı bu merkez aracılığıyla yabancıların ulaşmasını sağlıyorlar. Öğrencilere oldukça önem veriyorlar. Japon Eğitim Bakanlığı yıllık 300 bin öğrenci, yabancı öğrenciye burs verme şeklinde bir politikası var. Bunların pek çoğu da Tokyo'daki üniversitelerde
eğitim görüyorlar. Yine danışma merkezleri, burslar ve uluslararası okullarla yabancı öğrenciler de destekliyorlar. Şehirden şehre diplomasi konusuna kısaca bahsetmek isterim. Tokyo spor, kültür ve çevre ile ilgili konular dahil olmak üzere 12 tane kardeş şehirle kardeş şehir münasebeti var diye arz etmiştim. Büyükşehir Belediye Meclisi kardeş şehir ilişkilerini dünya şehirleri vatandaşlar için kamu yönetimi gibi çeşitli alanlarda değişim yoluyla karşılıklı işbirliğinin derinleştirmesi olarak algılıyor. Yani ülke politikasına katkıda bulunma vesaire gibi büyük hedefler yerine daha fazla şehir ölçeğinde bir hedef belirlemişler. Tokyo Şehirler Arası Diplomasisi'nin mevcut kardeş şehir ilişkileri çerçevesinin ötesine taşıyarak ve işbirliğine dayalı ilişkiler kuracak stratejik planlar yapmaktadır. Çok taraflı şehir diplomasisi konusu var. Çok taraflı şehir diplomasisi şehirler için etkili bir politika aracı olarak algılıyor Tokyo idaresi. Şehirler çok taraflı şehir diplomasisi uluslararası topluma daha güçlü mesajlar iletebilir. Ayrıca ortak sorunların üstesinden gelebilmek için de uluslararası işbirliği fırsatını yakalar diyor. İklim değişikliği gibi afetler, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda da Tokyo aktif uluslararası topluma katılım konusunu önemsiyor. Tokyo, Asya ve dünya şehirlerinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, bu şehirler arasında ortaklığı teşvik etmek için yine proje bazlı münasebetlere açık olduğunu ifade ediyor. Çok taraflı şehir diplomasisi faaliyetlerine birkaç örneği başlık halinde ifade etmek isterim. Urban 20 var. Urban 20, 20 tane dünya şehri 2017 yılında Buenos Aires ve Paris Belediye Başkanı liderliğinde C40 tarafından UCLG işbirliğiyle başlatılan bir girişim, şehirlerin sürdürülebilir kapsayıcı bir dünya ortaya koymak için önemli rol oynadığı varsayımına dayanılarak oluşturulmuş bir platform. Tokyo bunu önemsiyor. Teknoloji ve sanayi platformu özellikle Büyük Asya şehirleri arasında oluşturulmuş bir platform. Kriz yönetimi ağı var. Tokyo Global Partners platformu var. Tokyo'nun girişimleriyle gerçekleşen proje dünyanın büyük şehirler arasında sağlam temelli ilişkilerin kurulmasını ve pratik işbirliğini ifade ediyor. Diğeri APAF diye ifade edebileceğimiz Asya Sahne Sanatları Forumu. Büyümeyi, kültürel alışverişi, Asya sahne sanatlarının kalitesini artırmayı, yetenekli sanatçıları olan çalışmaları keşfetmeyi, bunların dolaşımını, şehirler arasındaki değişimini öngören bir platform. Genç spor borsası platformunu önemsiyorlar. Uluslararası genç futbol turnuvası çalışmasını gene olimpiyata hazırlık olarak gerçekleştirdiler. Gelişmiş küresel planlama girişimleri projesi var. Tokyo'nun karşı karşıya olduğu kentsel zorlukların çözümleriyle ilgili uluslararası bilgi tecrübe paylaşımının sağlanması için düzenleniyor. Böylece uzun vadeli şehir planlaması alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımını önemsiyorlar. Diğer bir faaliyet olarak kentsel ve küresel çevre sorunları, bunu az önce arz etmiştim, iklim değişikliği dahil her türlü çevre sorunlarıyla aktif olarak ilgileniyorlar. Asya'daki bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda da Japonya'nın bu alandaki teknolojik birikimini Asya şehirleriyle paylaşmak üzere çeşitli STK'lar vasıtasıyla takip etmeyi gerçekleştirdikleri bir platform. Gene Asya kampanyası platformu var. Katılımcı şehirlerin hem bilgi alışverişinde bulunmasını hem de bir turizm ağı oluşturmasını sağlıyor. Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya, Asya'daki diğer ülkelerden ziyaretçileri çekmek ve karşılıklı turizm teşvik için işbirliğini vurgulayan bir çalışma. Bu kapsamda özellikle Müslüman ülkelerden turistlerin gelmesine özel önem veriyorlar. Müslümanların helal yiyecekten helal konaklamasına kadar yapılabilecek projelere Japon Bayındırlık Bakanlığı sermayenin %50'si kadar destek vereceğini ilan ediyor. Bu kapsamda özellikle Endonezya, Malezya gibi ülkelerden Müslüman turistlerin, Arap
Körfez ülkelerinden Müslüman turistlerin daha fazla Tokyo'ya gelmesini sağlayıcı politikalar gerçekleştiriyorlar. Bir diğer faaliyet olarak da personel kapasitesini geliştirme programı uyguluyorlar. İdari personel ve uzmanlar için çevre, su temini, kanalizasyon, atık su yönetimi ve tıbbi bakım gibi alanlarda bizde de benzerleri olan belediye akademisi çalışmasını yürütüyorlar ve özellikle Asya şehirlerinden genç belediyecileri Tokyo olarak sık şekilde ağırlayıp hem teorik hem pratik uygulamaları paylaştıkları programları mevcut. Gene 14 yıl önce Tokyo'nun inisiyatifiyle başlatılan Asya Büyükşehirler Ağı 21 çok taraflı şehir diplomasisine bir örnek olarak burada sadece değinmek isterim. Ayrıca Tokyo başkent olduğu için büyükelçilikler ve temsilciliklerle işbirliğini yoğun olarak gerçekleştiriyorlar. Arz ettiğim gibi Tokyo Valiliği özellikle büyükelçiliklere yönelik 150'den fazla büyükelçi ülke temsilcisi şehirde bulunmakta. Tokyo'da bulunan büyükelçiler ve temsilciler Tokyo'nun politikalarını tanıtmak, şehrin girişimlerini anlatmak için programlar düzenliyorlar. Bu büyükelçiler ve temsilciler için Tokyo Büyükelçiler Gecesi, İslami Misyonlara Tokyo Ağı Kurma Gecesi adı altında çeşitli organizasyonlar düzenliyorlar. Biraz hızlı konuşma gerekti. İnşallah detaylarına yazılı olarak hazırlayacağım makalede gireceğim inşallah. Orada el alacağım. Ben dinlediğiniz için katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Selim Hocam, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi Selim Hocam'ın sunumuna katkı sağlamak isteyen veya soru sormak isteyen katılımcımız varsa onları alabiliriz. Evet, biz de merakla bekliyoruz hocam. Çok güzel bir sunum yaptınız. İnşallah sizin de hazırlayacağınız tam metinde bu detayları da görmek isteriz. Tokyo'nun bu detaylı araştırılması, öğrenilmesi aslında akademik camia için de önemli. Biz teşekkür ederiz hocam. Katılmanız için TESEM adına, düzenleme kurulu adından burada kendime teşekkür ediyorum. Bir sonraki programlarda inşallah beraber olmak dileğiyle diyoruz. Ve ben oturumu sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür.